Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Anadolu ve Asya bitkilerinin devamını çekiyoruz arkadaşlar. Burada kamelyalarımız var. Kamelyalar da Asya'ya ait bitkilerden bir tanesi. Ülkemizde de yetişiyor, soğuğa dayanıklı bitkilerden. Burada da süt sınırımız var. Burada kestanemiz var arkadaşlar. Kestanenin de ana vatanı Anadolu. Uludağ'da da bolca bulunuyor. Güneş olduğu için biraz parlıyor, kusura bakmayın. Şöyle. Arkada da şeylerimiz var, aslan ağızları. Aslan ağızları da doğal floramızda bulunuyor arkadaşlar. Yabani olarak yetişiyor her yerde. Ayrıca burada leylaklarımız var arkadaşlar. Leylaklar da ülkemize, Trakya'ya, Avrupa'ya ait bitkilerden. Çok güzel bir süs bitkisi. Zeytingillerden. Şurada da Leyla'mız var. Başka. Evet arkadaşlar. Sklemenlerimiz de Türkiye'de doğal yetişen bitkilerden. Türkiye'de ana vatanına giriyor diyebiliyorum. Ama bu konuda tam emin değilim. Ama ülkemizde doğal yayılış gösteriyor. Evet, daha sonra ahududularımız da var arkadaşlar. Ahududu Türkiye'ye ait mi değil mi bilmiyorum. Ama ülkemizde doğal olarak yetişebiliyor. Ve yetiştiriciliği de çok yapılıyor. Şurada da böğürtlenimiz var. Bunun zaten ana vatanı Türkiye ve diğer ülkeler. Ayrıca burada arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni torfumuzu yapıyoruz. Bunlar da çürümeye başladılar. Birkaç haftaya toprağa dönüşecekler inşallah. Diğerlerini de gösterelim. Daha nelerimiz var. Arkadaşlar bu arada burada dağ kekiğimiz de var. Dağ kekiği de Akdeniz'e ait bitkilerden, aromatik bitkilerden bir tanesi. Tadı ve kokusu çok güzel arkadaşlar. Bulabiliyorsanız sizin de kullanmanızı, yetiştirmenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca burada iğdemiz de var arkadaşlar. İğde de Anadolu'ya ait bitkilerden diye biliyorum. Bu da Anadolu'da yetişiyor. Ben de tohumdan yetiştirdim. İnşallah 2-3 seneye meyvesini de görürüz. Evet arkadaşlar, devam edelim. Arkadaşlar burada hedera sarmaşığımız da var. Bu da ülkemizde yabani olarak yetişen bitkilerden. Ayrıca Anadolu'ya ait bitkilerden bir tanesi diye biliyorum. Şöyle yakından göstereyim. Tabi bu kültürü birazdan asıl bitki olanı da göstereceğim. Arkadaşlar asıl yabani hedaramız bu. Tabi bu kocaman, her yere sarıyor. Biz temizlemek zorunda kalıyoruz. Biraz yüzsüz bir bitki. Gördüğünüz gibi hedaramız da bu. Arkadaşlar burada meşemiz var. Tabi şu an küçük, daha büyüğü de var ama onun yaprakları olmadığı için bunu çekmek istedim. Meşe de ülkemizde doğal yayılış gösteren ve ana vatanı olan bitkilerden biri. Ayrıca burada keçi boynuzlarımız var. Keçi boynuzları da bildiğim kadarıyla Akdeniz iklim bitkileri, yani Akdeniz'e ait. Arkada fıstık çamlarımız var. Fıstık çamlarımız da Anadolu'ya ait meyve ve bitkilerden bir tanesi. Daha sonra karamürmelimiz var burada. Burada servimiz var arkadaşlar. Servi de Anadolu'ya ait bitkilerden bir tanesi. Zaten ardıçla aynı familyadan. Birazdan ardıçımızı da göstereceğim. Burada ilekslerimiz var. Arkadaşlar bunlar Anadolu'da doğal yayılış gösteriyor. Ayrıca çok güzel süs bitkisi. Peyzajda da çok kullanılıyor. Devam edelim. Ardıçımızı göstereyim. Bu arada burada Acer negundomuz var. Acer negundo da doğal yayılış gösteren bitkilerden bir tanesi. Tabii şu an kış olduğundan dolayı yaprakları yok. Evet, ardıcımız da burada. Ardıç da çok güzel bir süs bitkisi. Ayrıca Anadolu'ya ait, Akdeniz'e ait bitkilerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi. Bu da ülkemize ait arkadaşlar. Daha ülkemize ait bitkiler var mı?
Sanırım bu kadar arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.